Biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz ona döneceğiz. Kıymetli dostlar, değerli basın mensupları, 31 Temmuz 2004 2024 Çarşamba günü Filistin davasının asıl liderlerinden Korkusuz Mücahit ve Kamil Mümin İsmail Haniye terör liderlerinden terör devleti İsrail'in hain ve alçak suikast girişimi sonucu Tahran'da şehit oldu. Kendisinden önce bu kutlu yolda şehadete yürüyen Şeyh Ahmet Yasin ve Abdülaziz Erlantisi'nin izlerini takip ederek Rahman'ın en ulvi misafirleri makamına erişti. İsmail Haniye bundan kısa bir süre önce 3 oğlu ve 4 torunun şehadet haberini aldığında davasını çelik bir iradeyle acısını sabra dönüşleyen şu sözleri ifade ediyordu. Benim çocuklarımın kanı Filistin halkının kanından daha değerli değildir. Gazze'deki tüm çocuklar benim çocuklarımdır. İmam iddiasının mücadele, özgür Kudüs davasının bu uğurdaki şehadetiyle ispat eden Şehit İsmail Haniye, kendisiyle aynı iman ve karaktere sahip binlerce Filistinli mücahidin lideriydi. Allah şehadet makamına erişenler için Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar diridirler. Onlar Rableri katında her türlü ikramla en güzel şekilde ağırlanmaktadırlar. Ayetiyle şehadet mertebesine erenlerin makamını ifade etmektedir. Şehitler mücadele ruhu diri tutan, davalarını direnişe dönüştüren, nesillere ve çağlara güzel bir çağrı bırakan, örneklik teşkil eden önderlerdir. Şehit İsmail Haniye kardeşimiz tam da böyle bir şehit, böyle bir dava adamıydı. Allah yolunda ümmetin mazlum halkı olan Filistin halkı için hayatı boyunca mücadele ettiğine ve bu yolda şehit olduğuna tanıklık ediyoruz. Allah şehadetini kabul etsin.